Şimdi tabii herkes Icardi kalacak mı gidecek mi diye merak ediyor. Icardi kalacak. Biz de merak ediyoruz. Öyle mi? Kararı o verecek herhalde artık. Yani tabii bu saatten yani, sonra. Birincisi kendi karar verecek. İkincisi kulübü var. Paris Saint Germain. Yani onların vereceği ne kadar isteyecekler, satacaklar mı, satmayacaklar mı? Kendi ailesiyle ne karar verecek? Onun yanında tabii ki birçok farklı şey çıkıyor, konuşuluyor ama yani yakın bir zamanda belli olur diye düşünüyorum. Ya burada benim içimi rahatlatan hoca olarak yani kulübümüzün Icardi ile ilgili ne gerekiyorsa yapmaya hazır olması. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bazen dersiniz ki aman yani şöyle olursa almamız zorlaşır ama yani Galatasaray kulübü üzerine ne düşerse bunu yapacak. Benim en çok içimi rahatlatan birincisi bu. İkincisi de Icardi'nin buraya olan sevgisi. Yani taraftarımız ona verdi dedi. Arabistan biraz dengeleri bozuyor ama galiba hocam değil mi? Arabistan tabii ki yani bu sene için aslında bizler için bir korkulu rüya oldu. Yani hangi oyuncuya gitseniz aslında şey diyorlar işte Arabistan'dan şu kadarlık teklif var veya işte orayı bekliyoruz veya farklı bir şey bekliyoruz. Yani Arabistan'ı bekleyen oyuncular da var. Yani bugün de Kante anlaştı. İşte 100 milyon euroya anlaştı. Yani inanılmaz büyük paralar. Biliyorsunuz Icardi'ye bir zaman 30 milyon euro vermişler hocam. Doğru mu bilmiyorum efendim? Ama Icardi'ye. Yani konuşuluyor. Net bir bilgim yok ama konuşuluyor yüksek maaşlar. Tabii ki yani Icardi biraz daha bence yaşayacağı yer ve bulunacağı ortam da önemli olan bir oyuncu. Yani direkt olarak yani para için Arabistan'a gidecek bir oyuncu değil. O yüzden ümidimiz Türkiye'deki mutluluğuna devam etmesi. Gerçekten yani biz de çok mutluyduk. Bence lige de bir hava getirdi Icardi. Yani sadece Galatasaray değil, ligin geneline, ligin marka değerine de bence çok önemli bir katkı sağladı. O yüzden ne yapıp kalmasını isteriz. Yani bu yayına gelmeden sevgili Erden Timur'la konuşuyorduk. O aynı şeyi o da söyledi. Yani büyük oyuncuların hangi takımda oynarsa oynasın ligimizde oynamasının lige kattığı çok büyük bir değer var. Çok yani şüphesiz. Yani aslında ben de mesela şimdi daha kolay oyuncu getireceğim. Yani Galatasaray'a işte bu isimleri duyan işte Zaniolo Galatasaray'a gelmiş 23 yaşında. Yani inanılmaz bir transfer bence. Yine Erdem Bey orada çok uğraştı. Galatasaray'ın böyle oyuncuları getirebilmesi aslında hem Galatasaray için işini kolaylaştırıyor hem diğer takımların da işini kolaylaştırıyor. Yani ligdeki oyuncu kalitesinin, kalibresinin artması Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da daha çok işini kolaylaştırıyor. Bir dönem bunu Beşiktaş da yapmıştı. Bir dönem Fenerbahçe yine çok önemli isimler getirdi. Bence yine Trabzonspor çok önemli isimler getirdi. Yani bir sene önceki şampiyonlukta yine Hamsik gibi Napoli efsanesinin gelmesi yine bunlar önemli şeyler. Yani buna marka değeri için ve ligin kalitesi için buna devam etmek gerekiyor. Galatasaray'ın şampiyonluktaki başarısını böyle bir pasta gibi düşünürsek işte sizin çok büyük bir emeğiniz, Sayın Başkan'ın çok büyük bir katkısı, oyuncuların, ekibin. Ama bir yerde şimdi kulaklarını çınlattık sevgili Erden'in de herhalde bir hakkını teslim etmek tabii lazım ki, değil mi? Yani bu iş bayağı takım performansının kritik böyle anahtar şeylerinden bir tanesi, işlerinden bir tanesi. Ya bence orada güzel bir işleyiş oldu aslında. Ya başkanın rolü, başkanın bulunduğu pozisyon, Erdem Bey'e verdiği rol, Erdem Bey'in alıp bize verdiği roller. Yani orada gerçekten herkes rolünü en mükemmel şekilde oynadı diye düşünüyorum. Ama özellikle Erdem Bey için yani transfer anlamında bizim her istediğimiz, tabii ki işleyişimiz de çok iyiydi aslında. Yani squad ekibinin, teknik ekibinin verdiği kararlar, squad ekibiyle birlikte Erdem Bey'in burada gidip aldığı her aslında kendi adına aldığı her ismi bitirmeye yakın olması, ikna kabiliyeti, Galatasaray'ı anlatması, Türkiye'yi anlatması, onlara burada yine birçok şey hazırladı aslında. Yani kitapçık hazırladı, görsel şeyler hazırladı, kataloglar hazırladı, hediyeler gönderdi. Yani birçok yönden onları ikna etmek için her şeyi yaptı. Bu da çok önem kazanıyor tabii ki. O yüzden belki gecesini gündüzüne katmadan çok önemli bir rol üstlendi. Hepimizin de tabii ki ilk senesiydi bu yani Galatasaray'da. Bir de biliyorsun inanılmaz geç başladık. Ben 24 Haziran'da geçen sene imzayı atmıştım. Ondan sonra transfere başladık. İşte yönetim, başkan yine çok geç gelmişti hepsi. Ve buna rağmen böyle bir takım kurulması da aslında yani ekstra bir başarı oluyor. Orada nasıl bir işleyiş var? Yani herkesin böyle örnek bu sezonun modeli olarak gösterdiği Erden Timur, Okan Buruk arasında bir nasıl bir çalışma biçimi var? Siz ihtiyaç olan bölgeyi söylüyorsunuz.
Erdem Bey ve ekibi mi çalışıyor yoksa onlar size oyuncu önerir mi? Yok şöyle, bizim tabii bir oyuncu izleme ekibimiz var. Burada tabii ki sportif direktörümüz Cenk Ergün var. Oyuncu izleme ekibimiz var. Ayhan Akman burada yine bu anlamda benle direkt olan irtibatta, Erdem Bey'le. Yani biz aslında birçok geceyi oturup geçen yaz hep beraber oyuncu seyrederken de geçirdik yani. Hatta unutmuyorum, bir akşam Dursun Başkan gelmişti alt kata. Biz yukarıda oyuncu seyrediyorduk. Yani ne yapıyorlar demiş. İşte oyuncu seyrediyorlar. Ben de bir bakayım demiş. Geldi Dursun Başkan da, oradaki ortamımızı gördü falan. Aslında yani orada çok emek var gece geç kimi saatlere kadar. Ya, aldınız birini seyrediyorsunuz yoksa? Valla hatırlamıyorum. Yani çok fazla oyuncu seyrettik. Çünkü gelen oyuncuları oyuncu izleme ekibimizin belirlediği. Onun dışında son günler yaklaştıkça daha çok oyuncu görüyorsunuz, seyrediyorsunuz. Onun yanında işleyişimiz aslında, yani oyuncu izleme ekibiyle benim teknik ekibimin birlikte verdiği kararlar. Burada Erdem Bey de hep içimizde oldu zaten. Hmm. Yani biz o kararları alıp ona vermedik. Birlikte aldık. Yani hep birlikte aldık. Hangi bölge, nereye alalım, işte nasıl bir tipleme, hocanın istediği tipleme. Yani mesela Torreira benim için çok önemliydi oynatacağım oyunda. Ve ilk listemdeki ilk isim oydu. Belli bir süreden sonra Torreira transferini bitirdik. Yani onunla önce bir video call yaptık. Daha sonra Erdem Bey gitti, görüştü ve doğru bir şekilde bitirdik. Yani bu benim için aslında çok önemli, kritik bir yerdi. Onu net bir şekilde bitirdik. Onun dışında yaptığımız diğer transferler, son gün transferi çok fazla yaptık aslında. Evet. Yani ama onlar da çok yani Icardi onlara doğru geldi. Raşika, yine Yusuf Demir, Matias Ross. Burada hep son dakika transferi oldu. Yani birçok transferi yaptık. Yani doğru bir işleyiş içerisindeyiz. Yani oyuncu izleme ekibinin, teknik adamın belirlediği isimler ve orada bir kişi de gerçekten buna net bir şekilde gelip, kulüplerle ilişkiler çok önemli. Yani birçok kulübü aslında, yani özellikle bu sene daha çok kulüplerle ilişkilerimiz arttı. Yani Erdem Bey bu anlamda da gidip bütün kulüplerle görüştü. Özellikle evet. Premier Lig'den çok fazla oyuncusu olan kulüplerden oyuncu almanız çok fazla. Mesela hani Chelsea gibi küme düşen takımlar var. Oradan yine çıkabilecek oyuncular oluyor. Yani birçok takımla bu iletişim doğru bir şekilde kurulduktan sonra Türkiye'ye geldikte sizi ziyaret edenler de oluyor burada. Yani kulübe gelenler, yine Erdem Bey'le görüşenler. Yani bu işleyişimiz iyi. Yani burada da yine hedefimiz bu sene de aynı şekilde aynı başarıyı yakalamak. Galatasaray'ın transfer listesinde Chelsea'den oyuncu var mı hocam? Chelsea'den hepsi var dermişim. Chelsea'de çok fazla oyuncu var ve yani isteyeceğiniz çok fazla oyuncu var oradan. Hakimci yani, ama falan isimleri geçiyor. Yani birçok oyuncu, yani orada yani birçok oyuncuyu sayabiliriz, orada az süre almış. Ama burada önemli olan oyuncuların burayı tercih, biz istiyoruz etmesi. Da oyuncular istiyor mu, o mu sorun? Yani tercih etmek önemli bir şey. Bazısı şöyle düşünüyor. Yani ben Premier Lig'de kalayım, burada devam edeyim. Şimdi tabii ki Suudi Arabistan para çıktı. Yani para ne kadar alırım? Yani dramatik paralar. Şu anda hepsinin gözü, herkesin gözü bir şekilde Suudi Arabistan'da. Yani oradan alacakları paralarda. Ama tabii ki fırsat transferleri çıkacak. Şu an en yüksek aslında paranın en çok istendiği dönemdeyiz. Yani tabii, hem kulüpler bazında hem oyuncu bazında. Yani bu dönemde oyuncu almak biraz daha maliyetli. İşte bekledikçe bazen oyuncu kaçıyor. Bazen istediğiniz oyuncu başka takıma gidiyor. Bu tür şeyler de yaşıyorsunuz. Ama biraz bekleyince iyi oyuncular bulabiliyorsunuz. Son haftaya bekleyince biraz daha sürprizli oluyor. Yani bizim Zaniolo tabii transferi gibi. Yani son hafta bakıyorsunuz Avrupa kapanıyor, ligler kapanıyor. Tek seçenek Türkiye kalıyor. Burada da oyuncu alma şansınız var. Ama o da tabii ki şans işi. Oraya da bazen bırakmak istemiyorsunuz. Transfer zor iş yani. Dışarıdan böyle çok kolaymış gibi geliyor. Sen çok iyi biliyorsun. Çok zor iş. Yani bir transferi yapmak bile çok zor. Yani hem kulübe hem oyuncuyu tabii aynı şekilde ikna etmek çok zor. Hacı mı Alex mi? Ben Hacı ile oynadığım için yani tabii ki Hacı yani çok önemli, çok değerli, çok büyük futbolcu. Yani Alex'e de çok saygı duyuyorum açıkçası. Yani kişilik olarak da saygı duyuyorum. Oyuncu tipleme olarak da ayırıyorum ben aslında. Yani böyle yani Hacı'yı tam 10 numara olarak görüyorum. Alex'i biraz yani santrafor 10 numara. Yani daha çok kaleye yakın, daha çok gol atan bir oyuncu olarak Hacı görüyorum. Sizin oyun tarzınıza da çok böyle Hacı, tabii ki yani biz yani uygun.
biz bir kere topu ona verdiğimizde çok rahat ederdik. Kafanız rahat mı ederdik? Biz çok koşardık, çok mücadele ederdik. Onu biz rahat ettirirdik ama topu verdiğinizde de o sizi rahat ettirirdi. Veya vururdu, gol olurdu. Tabii. Ya çok inanılmaz yani. Geçen yine eski futbolcuların maçı vardı Romanya'da, bilmiyorum seyrettiniz. Seyrettim. Yine 40 metreden böyle rahat rahat vuruyor. İnanılmaz bir ayağı vardı yani. Çok müthiş, akıllı ve yani iyi de bir profesyoneldi. Mesela işte birinci lig, ikinci lig her yeri seyrederdi, bilirdi. Yani futbolu seven, futbol aşığı biriydi. Yani şu an hala onu görüyoruz, biliyorsunuz. Çalıştırdığı takımın hem de başkanı. Tabii. Hem teknik adam hem başkanı. Hoca hep şey der ya, Fatih Hoca, yetenek bitmiyor, geçmiyor. Yani emek futbolu bırakabilirsin, evet, ama yetenek kalıyor diyor ya. Sahiden de öyle. Mesela ben görüyorum Fatih Hoca'yı da, işte sizi de falan, böyle halı sahalarda ayak tenisleri. Tabii ayak tenislerini gayet fena. Ya Sergen Hoca, ben hiç unutmuyorum, Beşiktaş'ta çalıştığımız zaman antrenmanda hala bir frikikler atıyordu. Yani şu an Türkiye liginde öyle frikik atan kimse yok. Yani hoca artık tabii ki yani futbol falan oynamıyor ama o yetenek aynı yerde duruyor. Evet. Arada biz konuşuyoruz, diyorum ki hocam serbest vuruş gayet olur diyor. Yani şey gibi, raketle vurur gibi vuruyor topu hala. Evet, frikik deyince o ayağını tutup gol atıp çıktığı sahne aklıma geldi. Evet ya, tabii tam Sergen Yalçın. Frikiki gol atıp sonra arka adele gitti. Şu anda da o risk var tabii ki vururken. Biz olmaz bir de böyle mı, hocalar tabii ısınmadan böyle bazen topa vuruyoruz antrenman içerisinde veya işte antrenman başında işte 5'e 2 oyuna ısınmadan giriyoruz. Sakatlık şansımız yüksek oluyor. Hocam sana Arda Güler'i sorayım mı? Yani ben çok beğeniyorum ve çok büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Yani bu sene özellikle belli bölümden sonra oynamaya başladı. Uzun süre oynamadı aslında. Yani herkes mesela geçen sene de Arda Güler'i oynadığında o maçı daha çok seyretmek istedi. Bu sene de baktığınızda Arda Güler oynadığında insanların da aslında şeyini, maça olan ilgisini arttırıyor. Hepimizin. Sadece Fenerbahçe'nin. Nereye alacak, nasıl yapacak? Yani çok önemli bir oyuncu. Çok beğeniyorum. Yani hep söylüyorum, yani yurt dışında da kimle konuşsak hep onu, yani Türkiye'den hangi oyuncu deseler, yani burada Arda Güler çok öne çıkıyor. Yani milli takım için de önemli, Fenerbahçe için de önemli bir oyuncu oldu. Onu da aldı artık. Yani Fenerbahçe'nin kadrosunu yazdığınızda belki birinci sıraya yazacağınız oyuncu biraz oldu. Biraz geç oldu. Jesus. Geç oldu. Evet. Yani çok, keşke bilmiyorum. Siz mesela nasıl bakıyorsunuz buna? Çok güvenilmedi ama bir yandan da aslında hem taraftar hem medya o kadar bastırdık ki yani bir yerden sonra da mecbur kalındı oynatılmaya ve oynadığında da çok etkileyici performans sergiledi. Siz Arda'nın hocası olsaydınız sezonun başında benzer bir yaklaşımda mı bulunurdunuz? Yani oynatmamaktan yana mı yoksa oynatmaktan yana? Tabii Arda'ya kuracağınız kadro da önemli. Yani oyun anlayışınız da önemli. Yani vereceğiniz rol de önemli. Aslında serbest oynamayı seven bir oyuncu. Evet. Yani bir kanat oyuncusu gibi oynadı ama bence asıl yeri tabii ki yani onu serbest rahat edeceği, oyun içerisinde her yere gidebileceği yerde oynadığında çok daha faydalı olacak. Bence savunmayı da yapmaya başladı. Yani savunma da yapıyor. Yani top kazanmaya başladı. Bu da önemli bir şey. Çünkü o mevkide oynuyorsa savunmayı da çok iyi yapması gerekiyor. Çünkü yani artık eskisi gibi değil. Yani özellikle büyük takımlar için rakibe baskı kurmak istiyorsanız o 10 numara pozisyonundaki oyuncunun da baskıcı bir oyuncu olması gerekiyor. Hocam finalde, Şampiyonlar Ligi'nde Haaland'ı görmediniz mi ya? Tabii. Bir ara stoper gibi geri geri kontrol falan yere çıkarıyor. Koşuyor, basıyor. Güzel bir final olmadı ama. Çok evet. Evet yani. Siz klasik İtalyan takımı değil mi? Yani beklentimizin altında kaldı. City de çok kötüydü değil, aslında. Tabii, yani tabii. Maçın hakkı beraberlikti diyebilirim. Aynen. Yani Inter'in de girdiği pozisyonlar vardı. Hani oyun olarak beklentimizin çok altında kaldı. Yani herkesle, kimle konuşsak aynı şeyi söyledim. Arda Güler'in bu kadar oynatılmaması doğru karar mı diyorsunuz? Yoksa ben olsam oyuncuyu oynatmaktan sahaya daha... Ya ben şöyle, tabii ben çalışmadığım için yani benim oyuncum onunla beraber çalışsam onunla ilgili bir yorum yapabilirim. İster misiniz Arda Güler'i? Ya Arda'yı tabii ki herkes ister. Ya bu arada yani, sözleşmesi var Fenerbahçe'de falan ama ben yani, şey olarak soruyorum. Yani oyuncu öyle bir oyuncu, o kadar kaliteli, oyunu değiştirebilecek. Çünkü şutu var, çalım var, son pası var. Yani bunların hepsini yapabilecek özel oyuncu. Şu an Türkiye'nin en yetenekli. Biraz yayını arttırması gerekiyor tabii ki. Yani fiziksel olarak daha yaşı çok küçük. O fiziksel yönü gelişecek, savunma yönü biraz daha gelişecek. Ama yani bu kadar klas bir oyuncunun gerçekten yani bunu son yıllarda az görüyoruz. Özellikle yani ülke futbolu için çok değerli bir isim. Şu an Türkiye'de oynayan en yetenekli yerli oyuncu Arda Güler denebilir mi? Yani yerli oyuncular arasında. Mevkisel olarak tabii ki yani o 10 numara, kreatif olarak Arda'yı söyleyebilirim. Tabii Kerem muhteşem oynadı bizde. Ben Kerem'i de en değerli çok yerli oyuncu arasına
Yani özellikle hücumda pasları, frikik atması, korner atması, şutu, yani Kerem de özellikle ikinci yarı çok iyi oynadı. Kerem'i de direkt olarak yani Türkiye'de oynayan oyuncular arasında oraya net bir şekilde Arda ile birlikte koyarım. Şeyin hocam, senin mesela şeyde kırmızı çizginde mesela atıyorum Klopp'un her oyuncu için belli bir kilo yağ oranı şeyi varmış. Evet. İstatistiği varmış. Onun üzerinde olan hiçbir oyuncu antrenmana çıkarmazmış. Hemen kardiyoya gönderip o kilolar, o yağ oranı düşecek, ondan sonra gelip antrenmana girersinlermiş. Okan Buruk'un şeyinde defterinde kırmızı çizgisi var mı oyuncu için? Her oyuncunun sahip olması gereken fiziksel, mental ya da bir özellik. Ya şöyle, o biraz da oyuncu profiline göre değişiyor. Yani takımınızda aslında o kilo sorunu olan oyuncular yoksa onu bir şekilde çözüyorsun. Zaten devamlı işte oranlarını alıyorsun. Antrenmandaki durumunu ve görsel olarak da görüyorsunuz aslında. Yani o testlerin dışında görsel olarak da görüyorsunuz. Ama bazı oyuncunun yapısı farklıdır. Yani daha kalındır. Daha belki yağ oranı belli oranlardadır. Yani sezon başı geldiklerindeki ölçtüğümüz yağ oranıyla işte sezon ortasına sonuna doğru aşağı yukarı aynı olur ama diğer oyunculara göre birinin çok daha azı, birinin daha çoktur. Yani buna göre karar verebilirsiniz. Ama benim için önemli olan sahada gördüğüm aslında, yani o antrenmanı %100 yapıyor mu? Konsantre mi? Antrenmanı diğer antrenmanı bozacak bir hareket yapıyor mu? Yani benim için önemlisi bu. Yani antrenmanı bozacak bir oyuncu oradaki bütün arkadaşlarına zarar veriyor. O zaman onu dışarı almam gerekiyor. Yani kırmızı çizgi aslında antrenman benim için. Bir yandan çok eğlenen, bir yandan da çok disiplinli bir Galatasaray takımı ve senin liderliğinde, evet, bir koordinasyon. Bu iki kombinasyon nasıl oluyor? Ben bakıyorum mesela, arkadaşlardan da duyuyorum. Hani gelip gidenler, konuşanlar, oradaki futbolcu arkadaşlar, işte teknik heyet, sizden. Çok eğlenen bir takım var bir yanda ama diğer tarafta da müthiş bir disiplin de var, evet, antrenörde. Bu denge çok zor olmuyor mu kurmak bunu? Aslında özgüven eğlenceyi getiriyor. Yani o kendinize olan, takımınıza olan özgüveni iyi çıkıyor. Yani şunu şöyle anlatabilirim sana. Biz 2000'deki Fatih Hoca dönemi, yani 96-2000 arası da böyleydik. Yani özgüvenimiz çok yüksekti. Maça çıkarken de gülerdik. Ama maçın içerisinde, maç başladığı anda bambaşka biri olurduk. Veya işte antrenmanda bambaşka biri olurduk. Ama çok eğlenirdik, çok gülerdik, çok espri yapardık. Yani her yerde. Şimdi de bunu görüyorum yani bu takımda. Yani özgüven, yani kendilerine çok güveniyorlar. Saha içerisinde bir otomatikleşmiş bir oyun var. Bunu ortaya çıkartabiliyorlar. İyi çalışıyorlar. Mesela her maça giderken biz hiç müziksiz gitmedik. Yani bütün maçlarda işte müzikler çaldı, marşlar çaldı. İşte camlara vuruldu stada girerken, çıkarken. Soyunma odasında eğlenildi, dışarıda eğlenildi. Yani bu enerjiyi yani pozitif bir şekilde ortaya koyuyorsanız aslında, yani bunlar sonuçta robot değil. Bir de sezon çok uzun tabii. Yani oyuncu da insan. Bu sene ekstra uzun. Ekstra. Oyuncu da insan. Arada eğlenmeye çıkacak, yiyecek, gezecek. Bunların hepsi olacak. Orada senin ben gördüğüm disipline etme tarzın cezalandırmaktan ziyade açık bir iletişimle daha çok güvenmek oluyor. Bu şeyin de var ya, Guardiola'nın iki tane oyuncusu, genç oyuncusu partiye, evet, gidiyor. Yakalıyor basın. Basın toplantısında diyorlar ki ya bu iki tane oyuncun dün gece maçtan önce partideler de onlarla konuşacak mısın? Bir şey söyleyecek misin? Evet diyor. Ne söyleyeceksin diyorlar. Guardiola diyor ki beni niye davet etmediniz, evet, diye kızacağım onlara diyor. Biraz senin tarzın da ona benziyor, evet, yani. Yani. Çok güzel aslında, yani o aslında oyuncunuzu bildikten, tanıdıktan sonra. Mesela bu sene hiç iç saha kampı da yapmadık biz, yani maç günü buluştuk öğlen 12'de. Kendi evinde yattı, kendi yatağında yattı, kendi ailesiyle beraber oldu. Yani çünkü oyuncuyu tanıyorum, oyuncunun profilini biliyorum, ne yapıp yapmayacağını biliyorum. O yüzden güvenmek gerekiyor ve onlara da sahip çıkmak gerekiyor. Bence buradaki en büyük şey, söylediğin şey de Pep'in şeyi, yani hem güvenmesi hem sahip çıkması. Tabii. Ve olayın içine kendini de sokması. Çünkü yani futbol da böyle bir şey, hayat da böyle bir şey. Sonuçta bu, yani bu insanlar robot değil. Yani bazen mesela benim en çok eleştirilen şeylerimden biri, iki gün izin veriyor hoca diyorlardı bir ara, onu eleştiriyorlardı. Yani ne yapacak, iki gün dinlenecek tabii. Yani bunun da bir kendini sıfırlaması gerekiyor, kafasını sıfırlaması gerekiyor. Ailesiyle vakit geçecek, belki bir yere gidip gelecek. Daha sonra 7-8 gün çalışma zamanın var önde, orada çalışıp tekrar hazırlanıyorsun. Ama izin de bu işin içerisinde performansı yükselten şeylerden biri olabiliyor zaman zaman. Ben mesela Akhisar'da bunu yaşadım. Pardon, şeyi kestim. Akhisar'da böyle mesela sezonun sonlarıydı. Hep böyle işte kazanıyorduk. 3 atıyoruz. İşte 3 gün izin veriyoruz. 4 atıyoruz. 4 gün izin veriyoruz falan böyle.
Son 10 maçta neredeyse yani 9 galibiyet falan aldık böyle. Yani inanılmaz şey gol sayıları şeyler falan. Yani bazen oyuncunun dediğim gibi yani her şeye ihtiyacı var. O izinler de onları daha motive edebiliyor ama hepsinin bir şeyi var tabii ki. Haftalık bir antrenman çalışma saatimiz var. Onu net bir şekilde ayarlamamız, yüklerini ayarlamamız lazım. Onların o en yoğun çalışmayı hafta doğru zamanda yoğun çalışmaları yapmamız lazım. Ondan sonra maç taktiksel şeyine geçiyorsunuz zaten.